Hayaletler Red Dead Redemption 2 gizemleri içinde bile insanı en çok ürküten varlıklar arasındadırlar. Hayalet trenler oyun haritasının en merkezi konumlarından geçen demir yollarına musallat olurken, tekinsiz varlıkların adeta yuvası olan Roanoke Bayırı, talihsiz bir çiftin başına gelen dehşet verici bir olaya sahne olur. Amerikan İç Savaşı'ndan kalma bir çarpışma, savaşın bütün çaresizliğini ve insan denen varlığın inebileceği en aşağılık seviyeleri önümüze serer. En acı verici olanı ise Agnes Dowd denen zavallı ve deli bir kadının başından geçenler ve onun başkalarına yaşattıklarıdır. Red Dead Redemption 2 üstü uğursuz bir sisle kaplı, tüyleri ürpertici karanlık bir oyundur. Merhaba dostlarım, ben Serdar. Red Dead Redemption 2 gizemleri, hayaletlere hoş geldiniz. Hayalet tren Lemoyne eyaletinin kuzeybatısında Scarlet kırlarının ortasında sabah saat 3'te görülebilir. Ortaya çıkmadan önce çevredeki canlılar korkmaya başlar. Oyuncunun atı ürker. Bu trenle herhangi bir şekilde etkileşime geçmek olası değildir ve onu takip edince de oyuncunun eline yine bir şey geçmez. Bu hayalet vakası aslında Final Fantasy 6 adlı oyuna yapılan bir göndermedir. Oyunda hayaletlerle dolu Perili Orman adlı bir bölümün sonunda aslında bilinç kazanmış bir lokomotif olan Phantom Train isminde bir boss ile mücadele edilir. İşte Red Dead Redemption 2 içinde hayalet trende bu varlığa yapılan bir göndermedir. Tabi hayalet tren olgusu sadece bu oyunlarla sınırlı kalmaz. Amerika'dan başka Kanada, İngiltere, İsveç ve Japonya gibi ülkelerde de sık sık insanların dillerine dolaşan efsaneler arasındadır. Roanoke Bayırı ismini Amerika topraklarında İngilizlerin kurduğu ilk yerleşim olan Roanoke kolonisinden alır. Bu koloninin tekinsiz bir ünü vardır. Çünkü Roanoke adasına kurulan yerleşime 2 sene sonra dönen bir kolonici bütün koloniyi terk edilmiş bir halde bulur. 90 erkek, 17 kadın ve 11 çocuk ortadan kaybolmuş bir haldedir ve onlardan kalan hiçbir iz bulunamaz. Şu güne kadar bu kayıp koloniyle alakalı pek çok iddia ortaya atılmışsa da herhangi somut bir cevap bulunamamıştır. Oyun içinde işte bu tekinsiz vakadan ilham alınarak düşünülen Roanoke Bayırı da yine ona esin kaynağı olan vakanın kendisi kadar korkutucu bir yerdir. Roanoke Bayırı'nda Ansburg kasabasının güneyinde Brandywine Drop diye bir bölge yer alır. Ormanlarla kaplı olan bu bölgeye gece gelindiğinde oyuncu ürkütücü fısıltılar duyabilir. Bu fısıltılar bir zamanlar Ansburg'da yaşamış olan Ethel ve Eugene adlı iki kişiye aittir. Birbirleriyle vakit geçirebilmek için ormana gelen bu genç çiftin başına çok kötü olaylar gelir. Gece duyulan paranormal fısıltılarda tekinsiz bir ses duyduklarını ve hemen oradan ayrılmaları gerektiklerini söylerler. Çift aslında ölü İngiliz askerlerinden oluşan bir hayalet orduyla karşılaşır ve Ethel oradan kaçabilmişse de Eugene orada kafana kısılır. Ethel en sonunda kasabaya döndüğünde Eugene'in kafasını kesilmiş bir halde kendi evinde bulur. Kasabalılara başına gelenleri anlattığında da kimse ona inanmaz. Ama hikaye burada bitmez. Kasabalılar Ethel'i cadılıkla suçlayıp bir kazıkta canlı canlı yakarlar. Yaşanan bu olaylar oyun içindeki sahnelerde Korkunç Serenat adlı bir gösteri olarak sergilenir. Red Dead Redemption 2 içinde cadılıkla ilgili bir sürü içerik varsa da Ethel ve Eugene'in başına gelenlerin cadılarla alakalı olup olmadığı hiç bilinmemektedir. Ve hikayede geçen hayaletler ordusunun oyunda bulunup bulunamadığı da en azından şu an için belli değildir. Red Dead Redemption 2'nin ne kadar garip detaylarla dolu bir oyun olduğu düşünüldüğünde bu hayalet ordu pekala gerçek olabilir. Scarlet Meadows'taki Braithwaite Köşkü'nün doğusunda oyuncular Bolger Glade denen bir savaş alanı bulabilir. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin iç savaş döneminden kalma bir yerdir ve tamamıyla harap bir haldedir. Burada efsanevi hayvanlar bulunabilir ve yan görevlerle karşılaşılabilir. Ama bazı oyuncuların harabelerin arasında dolaşırken gaipten sesler duyduğunu söylemesiyle insanların dikkati Bolger Glade'e yönelmiştir. Oyuncular bu bölgede dolaşırken iç savaş sırasında ölen askerlerin ve subayların seslerini duyabilirler. Duyulan bu sesler aslında savaş alanında yaşanan olayların nasıl geliştiğini anlatır. Savaş esnasında bir hali zor durumda kalan güneyli güçleri çekilmeye yeltenir. Ama birliklerin başında olan General Harris bu cepheyi son adama kadar tutacaklarını açıklar.
cephede alınan büyük kayıplara ve sayısal açıdan epey geriye düşmelerine rağmen yer yer saldırıya geçme emirleri bile verilir. Yaşanan tüm bu delilik, düşman güçlerinin elde ettiği topçu üstünlüğüne rağmen gerçekleşmektedir. Hayalet yankılarında duyulanlara göre anlaşmazlıklar genelde General Harris ile Binbaşı Smith arasında yaşanır ve en nihayetinde askerlerinin çoğunu kaybettiği için daha güvenli bir noktaya çekilmek isteyen Binbaşı Smith'e saldırı emri verilir. Binbaşı ve askerlerinden geriye hiçbir iz kalmaz. Bu noktadan sonra Yüzbaşı Fisher'a cepheyi tutmak için emir verilir ve o sırada General Harris kendi hayatını kurtarmak için atıyla oradan kaçıp gider. Lemoyne eyaletinde Kamasa Nehri'nin dibinde Shadybelle Köşkü'ne ait aynı isimde bir mezarlık bulunmaktadır. 12 mezar vardır burada. 4 tanesi de yükselen sular nedeniyle nehrin içinde kalmıştır. Mezarlardan bir tanesi Agnes Dowd adlı birisine aittir ve mezar taşında 19 yaşındaydı. 10 Eylül 1883 yılında trajik bir biçimde başkalarına ve kendi canına kıydı. Huzur içinde yatsın diye bir yazı bulunur. Agnes Dowd adlı karakterin Red Dead Redemption 2 içinde çok acıklı bir hikayesi vardır. Ailesinin onaylamadığı bir adamla sevgilidir ve ondan hamile kalır. Buna rağmen bu adam bir başka kadın için Agnes'i terk eder ve onunla olan ilişkisini de Dowd ailesine açıklar. Ailesi kadının içinde bulunduğu bu duruma karşı son derece sert bir tavır takınır. Başka erkeklerle yaşayabileceği yakınlık da böylece imkansız bir hale gelir. En sonunda Agnes eski sevgilisini kendine dönmesi için ikna eder ama ailesi kesinlikle bu ilişkiye karşı çıkar. Dowd ailesinin erkek bir üyesi gidip Agnes'in sevgilisini vurunca da bu sefer kadın sinir krizi geçirir ve kendi oğlu da dahil olmak üzere ailedeki herkesi öldürür. Bundan sonra da sevgilisiyle başka bir dünyada yeniden bir araya gelmek umuduyla bir ağaçta kendi canına kıyar. Bu olaylar hayalet kasaba Pleasance'da yaşanan katliamın sadece 2 hafta öncesinde gerçekleşir. İki vaka arasında bir bağlantının bulunması çok olasıdır. Agnes Dowd'un hayaleti Bluewater bataklığında sisli günlerde akşam saat 9 ile sabah saat 3 arasında görülebilir. GTA 5'teki Jolene Cramley Evans adlı kişinin hayaleti vakası ile benzerlik gösterir ve bu hayalet oyuncu fazla yaklaşırsa ortadan kaybolur. Pek çok kez kendisiyle karşılaşılabilir ve paranormal varlık her defasında acıklı hikayesinin bir başka parçasını anlatacaktır. En sonunda kendisinin öldüğü yere doğru getirir ana karakteri ve oyuncu burada bir hayalet orkide, bir sandık ve bir de ip bulabilir. Bu hayalet hikayesi ABD'nin güney eyaletleri, Meksika ve Güney Amerika'da sıklıkla bahsedilen beyazlar içindeki kadın anlatısıyla çok benzer. Efsanede kocası tarafından terk edilen bu beyazlar içindeki kadın bir nehre gidip orada önce çocuklarının canına sonra da kendi canına kıyar. Japonya'dakiler de dahil olmak üzere gezegendeki pek çok hayalet kadın anlatısıyla çok benzerdir. Ülkemizde de buna benzer hayalet gelin hikayeleri vardır. Çünkü bahsettiğimiz tüm bu hayalet hikayeleri aslında Lovecraftian korku gibi metafiziğin bilinmez yönleri kadar biz insanların ne kadar acınası varlıklar olduğuyla da alakalıdır. Ve bizlerin olduğu her yerde ama her yerde illaki bir hayalet hikayesi de olacaktır. Kozmosun ölçülemez dehşeti kadar bizim kendi zavallı yapımız da yaşamımıza musallat olmaya devam edecektir. Red Dead Redemption 2'nin dehşeti sadece hayalet hikayeleriyle de sınırlı değildir. Frankenstein hikayelerinden fırlayan mutantlar, haritanın her yanına yayılan tarikatlar ve doğrudan kendileriyle karşılaştığımız gizli ve gizemli doğaüstü varlıklar oyun dünyasının üstüne karanlık bir sis örtüsü indirir. Ama bu da artık başka bir bölümün konusu. Sonraki videoda görüşmek üzere.